TRT 24 YouTube sayfasında Bülent Korucu'nun Kuzu mu, Kurt mu, Avcı mı başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Hanefi Avcı son 30 yılın en çok konuşulan, tartışılan bürokratlarından biri. Emniyet İstihbarat Dairesi'ni Çağ'la tanıştıran, teknik altyapı ve donanım olarak diğer istihbarat birimleriyle yarışır hale gelmesini sağlayan kişi. Bu kimliğiyle hem polis hem de diğer kurumlar içinde fazlasıyla popülerdi. Kamuyla tanışması ise Susurluk kazasıyla ortaya çıkan devlet içindeki illegal örgütlenmenin deşifresi sürecinde oldu. İsim vererek dönemin güçlü ismi İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı suçladı. Daha doğrusu onun hakkındaki suçlamaları destekleyecek ayrıntılar verdi. Kısa sürede Abdullah Çatlı'nın gerçek kimliğinin servis edilmesinden hareketle devlet içinde birilerinin kazayı fırsata dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. Avcı 28 Şubat'ta Batı Çalışma Grubu belgelerini elde edip Bülent Orakoğlu aracılığıyla işleme koydurduğu için açığa alındı, cezaevine girdi. Bu ona muhafazakar camiayla birlikte liberal demokrat cenahta da büyük kredi sağladı. O günlerden sonra hakkındaki fotoğraf netleşmedi, aksine flulaştı. Sürüye dadanan kurdu hedef alan avcı imajı yere aldı, kuzu postunda kurt olduğu bile iddia edildi. Peki bunlardan hangisi gerçek? Kuzu mu, kurt mu yoksa avcı mı? Onun derin devleti deşifre eden avcı olduğunu savunanların elinde iki güçlü argüman var. Susurluk skandalı sonrasında televizyonlarda anlattıkları ve JITEM davasındaki tanıklığı. Mehmet Ağar'ın etrafında kümelenen illegal bir yapı olduğunu, bunların terörle kural dışı savaş için bir araya geldiğini ama zamanla bir organize suç örgütüne dönüştüğünü anlatmıştım. Avcı, Susurluk Komisyonu'nda ve 2011'de Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Albay Cemal Temizöz davasında JITEM'e dair tanıklıkta bulunmuştu. Vedat Aydın cinayeti, bir avukatın bürosunun bombalanması ve bir gazete binasının yakılması olaylarını JITEM'in yaptığını belirtmişti. Kurtla beraber yer, çobanla ağlar deyimi Hanefi Avcı için sıklıkla ama en çok da bu konuda kullanılır. Pek çok faili meçhul olayın suçlusu olarak anlattığı itirafçıları kullanma fikrinin babası ve en güçlü uygulayıcısı aslında kendisidir. AKP'li Şamil Tayyar başta olmak üzere birçok kişi onu cinayetin şüphelileri arasında sayar. İtirafçı Abdülkadir Aygan, kanunsuz eylemlerde kullanılan itirafçı gruplarının asıl patronu olarak Avcı'yı zikreder. Aynı dönemde Diyarbakır'da görev yapan JITEM'in önemli yöneticilerinden Ahmet Cem Ersever'le hem benzer yönleri vardır hem de çok yakındırlar. O kadar ki emekli binbaşı Ersever illegal olayları deşifre etmeye giriştiğinde güvendiği az sayıda kişiden biridir. Ankara'ya ifade vermeye giderken yakınlarına başına bir iş gelirse hemen Hanefi müdürü haberdar etmelerini tembih eder. Gerçekten de ortadan kaybolduğunda dediği yapılır ama bir sonuç çıkmaz. Avcı onu kurtaramaz. Belki de kurtarmaz. Ersever geride kalanlara korku salacak biçimde infaz edildikten sonra aynı zamanda iyi bir günah keçisine dönüşmüştür. Avcının da işine yarar bu anlamda. Temizöz davasında Diyarbakır'da görev yaptığım dönemde itirafçıların sosyal sorunlarıyla ilgileniyordum sözleriyle kendini savunmuştu. Oysa avcı bu konuda ellerini yıkayıp çıkabilecek biri değil. Cinayetlere karışanların dışında da tanıklıklar söz konusu. Örneğin Sedat Peker, İstanbul'a onun selamıyla gelen bir grup itirafçıya sahip çıktığını ama onların iş adamlarına çökmeye başladığını öğrendiğinde elini çektiğini öne sürüyor. Peker'in iddiaları arasında şikayete giden iş adamlarını avcının daha fazla korkuttuğu ve para vermelerini önerdiği de var. Normalde bir kanun adamının yapacağı şey bu olmasa gerek. Peker ve başka tanıklar İstanbul'a tayin olduktan sonra da itirafçıları kullanmaya devam ettiğini savunuyor. Devsol içinde Bedri Yağan grubunun bitirildiği operasyonlarda girdikleri evde canlı bırakmayanların polisler değil, onlarla giden itirafçılar olduğu iddiası cevap bekliyor. Operasyonlardan esrarengiz biçimde kurtulan Dursun Karataş böylece örgütün tek hakim haline gelmişti. İstihbaratçıları yalnızca Bond filmlerinden bilenler onu dinleyince karşılarındakini Manifaturacılar Çarşısı'ndan bir esnaf zannedebiliyor. Kardeşim diye konuşan, karizmatik olmaya çabalamayan, tam aksine taşralı görüntüsünü örtü gibi kullanan bir profesyonel o. Milliyetçi, muhafazakar altyapının doğal sonucu olarak
fazlasıyla devletçi. Susurluk skandalı sonrasında giydiği demokrat polis urbasının dikişleri birçok yerinden patlıyor. Mesela işkenceci kimliğine dair çok kuvvetli deliller ve tanıklıklar bulunuyor. O ise yalnızca Mersin'deki yıllarına yönelik yarım ağız bir itirafla iddiaları geçiştiriyor. Hiçbir şekilde yüzleşme ve özür dilemeye gitmiyor. İşkence insanlığa karşı suç kapsamında ve zaman aşımı işlemiyor. Bunu en iyi bilenlerden biri ve bu yüzden genel ifadelerle yetiniyor. Şunları söylüyor. O günlerde şiddet kullanarak, insanlara zarar vererek yanlış yaptık. Yanlışlık tek taraflı değil. Bu ülkede 5-6 bin insan öldürüldü, kör bir şiddetle öldürüldüler. 5-6 bin insanın öldüğü çatışma ortamına dikkat çekerek işkenceyi normalleştiriyor demek haksızlık olur mu bilmiyorum. Ancak Avcı'nın güvenlik güçlerinin yaygın biçimde kullandığı dediğinden farklı bir durumu var. Ali Uygur isimli genci işkenceyle öldürüp kimsesizler mezarlığına gömdüğü ileri sürülüyor. Ali Uygur, 3 arkadaşıyla beraber 1 Temmuz 1980'de gözaltına alındı ve 50 gün sonra cesedi kimsesizler mezarlığında gömülü halde bulundu. O dönemde işkence mağduru sağ ve sol görüşlü insanlar cinayeti Avcı'nın işlediğini iddia ediyor. Mersin 78'liler Vakfı Onursal Başkanı Ethem Dinçer ve Mersin Ülke Ocakları Başkanı Habib Küçük medyaya yansıyan tanıklar. Şaban Dayanan ise onu sesinden tanıyıp ifşa eden bir kurban. Bu o dedim Hanefi Avcı. O kadar beynime işlemiş ki o ses, unutmuyorum yani. Gazeteci Ahmet Şık onları yüzleştirmek için bir araya getirdiğinde Dayanan bir şok daha yaşar. Çünkü özür beklerken bunlar devlet politikasıydı ama şimdi değişti. Üzgünüm cevabıyla karşılaşır. Asıl çarpıcı iddia ise etrafı polislerle çevriliyken öldürülen ve faili meçhul listesine yazılmaya çalışılan Tahir Elçi'ye ait. Diyarbakır Barosu'nun merhum başkanı Elçi, hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisiyken gözaltına alındığını ve Avcı tarafından işkence yapıldığını söylüyor. Avukatı ve dostu Neşet Giresun, suçlamanın ilk elden tanığı ama Elçi'nin savunduğu mağdurları gölgede bırakma endişesiyle kendi olayını mahkemeye taşımadığını belirtiyor. Demokrat Yargı Başkanı Orhan Gazi Ertekin de Elçi'nin anlattıklarına şahitlik ediyor. Ertekin, Agos gazetesindeki yazısında şunları yazmıştı. Hanefi Avcı tarafından sorgulanmıştı. Avcı'nın Simon bir günde konuştu, sen hala konuşmuyorsun diyerek nasıl öfkelendiğini anlatmıştı. Biraz hüzün, biraz gururla. Avcı'nın işkencede kullanmadığı yöntem kalmamış ama Tahir'in direnci kırılamamıştı. Mehmet Ağar'la Hanefi Avcı birbirinin ikisi de legal devletin rutin dışına taşmış ayakları. Fark kişilik ve üsluptan kaynaklanıyor. Ağar olmak, Avcı'ysa yönetmek ister. Ağar Susurluk'ta kamyona çarpmasaydı Cumhurbaşkanı olarak legal ve illegal devleti şahsında birleştiren olağanüstü bir terkip kuracaktı. Avcı'nınsa hiç böyle arzuları olmadı. Perdenin arkasındaki kuklacı olmayı hedefine koydu. Karizmadan yoksun kişiliğine uygun ve daha güvenli bir seçenekti. O da hayatının hatasına Emine Erdoğan'ı dinleterek imza attı ve planları altüst oldu. Kitabında olayı anlatırken Emine Hanım'ın tesadüfi dinlemeye takıldığını ve kendisinin bundan haberi olmadığını ileri sürüyor. Avcı'nın savunması işin doğasına da onun çalışma biçimine de aykırı. Eşi dinlemeye tesadüfen bile takılsa panik halinde en üst amire haber verilir ve başkasından öğrenmeden başbakan bilgilendirilir. Ayrıca Avcı her operasyonun en ince ayrıntısına kadar öğrenmeye çalışan bir amirdi. Ona koleksiyoncu denmesinin sebebi de buydu. Muhakkak her belge ve bilgiyi kendi arşivine de alırdı. Eskişehir'de makamındaki aramada çıkan dinleme kasetleri bu yüzden oradaydı. Daha sonra farklı şeyler söylese de görevden alınışının gerekçesini şu cümlelerle itiraf ediyordu. Aslında alınmamı isteyen birçok kişi ve çevrenin olduğunu, ancak başbakanla çok yakınım zannıyla kimsenin buna teşebbüs edemediğini, görevden alınmamı başbakan isteyince diğer kişilerin katkı sunduğunu anladım. Emine Erdoğan'ın dinlemeye takılmasında sorun yapılacak bir mevzu yoksa ve bir defaya mahsussa bu ceza çok ağır. Öyle olmadığını tahmin etmek zor değil. Avcı, 17-25 Aralık operasyonlarını bir aldatmacı olarak niteleyip Erdoğan'ın darbe tezlerine destek verse de benzer bir yolsuzluk soruşturmasına imza atmıştı. Enerji Bakanlığı'ndaki yolsuzluk iddialarıyla başlatılan operasyonun AKP'lilere
özellikle de bir bakanın oğluna uzanma ihtimali yüksekti ve görevden alınmasının bir sebebi de buydu. Kuzu postunda Kurt suçlaması yöneltenlerin en güçlü argümanı Ergenekon ve darbe davaları sırasındaki aklayıcı tutumu. Hanefi Avcı, soruşturulan cinayetlerin bir grup başıbozuk gencin doğaçlama eylemi olduğunu ispatlamaya çalışırken, "Odayı yeterince ısıtırsanız insanlar gömleğini çıkarır. Türkiye'de öyle bir ortam yaratıldı ki eylem yapacak hale geldi bir takım insanlar. Ama şimdi deniliyor ki örgütle ilişkili. Burada zorlanan ne? Her olay örgüt değildir," diye konuşmuştum. O halde şunu soralım. Odayı kim ısıttı? Hayatında yolu camiyle kesişmemiş insanlar bir anda ülkenin misyonerler tarafından işgal edildiği propagandasına girişmişti. Ve kara propagandanın öncülüğünü Genelkurmay'da kurulan internet siteleri üstlenmişti. İnternet andıcı davasının sanıkları bile buna itiraz edemiyordu. Avcıya örtücü diyenler, Susurluk skandalı ve JITEM davasındaki tavrını tamamen karşı ateş yakarak yangını kontrol altında tutma girişimi şeklinde okuyor. Söz konusu çıkışların, deşifre olmuş unsurları feda etme kurnazlığından başka anlamı yok. Demokrasi aşığı polis imajını yerle bir eden yeni fotoğrafın izahı bu. Şu cümlelere bakar mısınız? Danıştay'a silahlı saldırı, Dink'in öldürülmesi, Malatya'daki zirve yayınevi katliamı gibi olayların görünen bugünkü faillerinden başka, Ergenekon veya benzeri gruplar tarafından yapılmış olacağına mevcut deliller ve olayların oluş biçimine bakarak kimse beni ve makul birini ikna edemez. Bu iddialar zorlamadır. Ergenekon örgütünün varlığı konusunda yazılı belge, doküman, örgütsel faaliyet sayılabilecek bazı ilişkiler varsa da eylemleri konusunda hiçbir ciddi emare yoktur. Ergenekon var ama eylemi yok. Avcı özetle bunu söylüyor. Karşımıza çıkan çok kimlikli emniyetçi profili bir çoğul kişilik vakası değil, misyon adamı olduğunu düşünüyorum. Ağar gibi o da zaaflarının kurbanı olarak hedefine ulaşamamış bir ok halinde kaldı. Ağar siyasi yatırımları ve iddialı duruşu sebebiyle devlette en azından gölgesiyle var. Avcı ise Emekliler Kahvesi'nde akranları Emin Arslan ve Sabri Uzun gibilerle proje kovalıyor. Bizde hala iş var demeye çalışıyorlar. Diğerlerinin pek şansı yok. Hanefi Avcı'nın kullanım süresi ise henüz dolmadı. Üçüncü sınıf gazinolara düşmüş, eski As Solis kontenjanından sahneye çıkıyor.